Şakk-ı Kamer, ayın ikiye yarılması. 8. yıl. Cenab-ı Hak, hak yoluna davet için vazifelendirdiği peygamberlerini, kitlelere tesir ve de onları teshir edebilecek fevkalade bir selahiyetle donatmıştır. Bu, karşılaşacakları küfr-ü inadinin kırılabilmesi içindir. Ayrıca peygamberlere kitlelerin kendilerine tabi olmalarını temin için bir takım harikulade lütuflar da verilmiştir ki, bunlara mucize denilir. Mucizeler her peygambere, devirlerinde hayranlık uyandıran, kudret ve kuvvete dayalı olarak sergilenen farikalara göre lütfedilmiştir. Mesela Hazreti Musa devrinde sihirbazlık zirvedeydi. Bu sebeple ona bu meyanda bir mucize verildi. Asa ve yedi beyda. Hazreti İsa devrinde de tıp ilmi terakki kaydetmiş ve tabipler halkın gözünde çok üstün bir mevki kazanmışlardı. Bu yüzden ona da en mahir tabipleri bile acze düşürüp itaatlerini temin ettirecek bir mucize bahşedildi, ölüleri diriltmek. Peygamber aleyhissalatu vesselamın nübüvveti ise kıyamete kadar bütün zaman ve mekanlara şamil olduğundan, o, önceki peygamberlerin tümündeki selahiyet, iktidar ve mucizata sahip ve bütün bu yekûnun fevkindedir. Bu bakımdan onun mucizeleri, zamanının en müessir mesleği olan belagat, fesahat ve talakate münhasır kalmayıp, çeşitli sahalara şamil bir surette gerçekleşmiştir. Bunlardan biri de yukarıda izah edilen zalim müşriklerin boykotları sebebiyle yorgun ve bitkin mümin gönüllerine bir taze hamle iksiri sunmak, kâfirlere ise karşı koydukları bu yeni oluşun kudret ufku hakkında bir ikazda bulunmak sadedinde gerçekleşmiş bulunan İnşikak-ı Kamer mucizesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu büyük mucizesi, boykot yıllarının başında, yani Mekke devrinin 8. yılında vuku bulmuştur. Mehtaplı bir gecede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek elleriyle ayı ikiye bölmüş, bu mucize her taraftan görülmüştü. Ay ikiye ayrıldığında, bir parçası Hıra Dağı'nın bir tarafında, diğer parçası diğer bir tarafında müşahede edildi. Bunu gören müşrikler yine imana gelmekten imtina ettiler. Hatta Ebu Cehil bir sihirbazlıktır diyerek bu mucizeyi de inkar etti. Abdullah İbni Mesud buyurur, biz peygamberle birlikte Mina'dayken ay ikiye bölündü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bize şahit olunuz dediler. Bu hadisenin ardından şu ayet-i kerime nazil oldu. İktarabeti sa'atu ve enşakkal kamer. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. El-Kamer 1. Bu mucizeyi görmüş olan müşrikler, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için, bizi büyüledi ama herkesi büyüleyemez dediler. Bunun üzerine uzak yerlerden gelen Mekke dışındaki kervanlara da ne gördükleri soruldu. Onlar da ayın yarıldığını gördüklerini bildirdiler. Bütün Mekke halkı ayın ikiye bölündüğünde ittifak etti. Kalbinde hidayet olanlar tasdik etti. Kilitli kalplerse ne büyük sihirbaz dediler. Nitekim meşhur astronomi alimi Fransız Lalande, kamerin geçmiş hareketlerini incelerken, ayın yarılması mucizesinin doğruluğunu kabul etmek zorunda kalmıştır. Ayrıca inşikak-ı kamerin ardından geçen asırlarca yıl sonra aya çıkıldığında bu mucizenin izlerine rastlandığı herkesçe malumdur.